Selamlar herkese, Hançer ben. State of Decay maceramız, konuşamadım, tüm hızıyla devam ediyor. İlk defa introda patladım arkadaşlar, fakat tekrardan kaydedemiyorum. Çünkü real time oynandığı için oyun, load yapamıyorsunuz. Konuşamazsam konuşamıyorum. Oyuna devam edelim arkadaşlar. Bütün kalpleri patlattık geçen bölüm diye hatırlıyorum. Aynen. Ve bir sonraki hedefimiz oyunu bitirebilmek açısından main story'de devam etmek. Burada birkaç tane quest olacak. Ve liderimiz trader olduğu için trader questlerinden devam edeceğiz gibi duruyor. Bir yandan da zorluk seviyesi uçmuş durumda. Bu enfeksiyonlar bayağı yayılmış ve moralimizi çökertiyor muhtemelen. Öyle bir durum da söz konusu. Ama dediğim gibi bu bölüm ve bundan sonraki bölümlerde ne kadar uzakmış. Main questlere sadece odaklanacağız. Tabi bunu yaparken base'i de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Okey, moralimiz fena değilmiş. Ve yapacağımız şeylerden bir tanesi elbette arabayı upgrade'lemek. Muhtemelen oyunu bitirdiğimizde upgrade'leyebileceğiz. Onun dışında çok bir malzememiz kalmadığı için bir şey inşa edemiyorum. Kaynaklarımız nasıl? Yemeği kurtardık. Günde 1 gidecek sadece. İnşaat materyali birazcık sıkıntılı. Günde 5 gidecek. Olsun. Onun dışında bence hallediyoruz. Bir sürü de paramız var zaten. Bir sürü şey alıp satabiliriz. Şimdi gecenin ortasındayız muhtemelen veya yeni giriş yaptık. O yüzden beklemenin bir manası yok. Bir şekilde buraya gitmemiz gerekiyor. Aşırı derecede tehlikeli olsa da. Yakınlarda burada bir grup var ama bunları peşime takabildiğimi zannetmiyorum. Yine de bir şansımı deneyeceğim. Buraya gitmeyeceğim. Bir kişi kalmış. Buradan alıp öldürüyorum insanları. Nathan. Bu quest'i yapalım. Nathan'a geçiş yapalım liderimize. Ve yes. Story quest'i bunu da yapmak gerekiyor. 4 kişiyle konuş diyor. Blood Plague'i, vebayı, kan vebasını yok etmekle ilgili konuşalım. Tek pişmanlığı veba zombilerinin kalmamış olması diyor. Diğer tehlikeler var, başka tehlikeler var dedim. Böyle hızlıca bir geyik yapacağız herhalde herkesle. Şunu uykusundan uyandıralım. Bir beraber başardık bunu falan dedim. Bu ne kadar çirkin bir yatak ya, şeylerin yanında. Ne bunlar, dinamit mi? Sen de uyan. Bizi hayatta tuttuğun için teşekkürler diyor liderimize. Hep beraber yaptık falan filan. Bir kişiyle daha konuşalım. MMO oynuyor gibi hissediyorum böyle. Oyuna başladığınızda 12 tane NPC ile sırayla konuşmanız gerekir ya. Hiçbirinin ne dediğini okumazsınız. 200 influence geldi. Havadan 200 influence alabileceğimiz quest varmış ya. Çok güzel. Bitti mi? Çok iyi. Gidelim ya. Bounty'leri toplayalım arkadaşlar. Güzel bir bounty çıkar belki. Ama onu yapmadan önce ben pet'e geçmek istiyorum. Çünkü aksiyon varsa adamımız kendisi. Şimdi bu ne, çamaşır mı asılıyor buraya? Bez 10 numara ya. Saman balyaları. Burada neler dönüyor? Workshop. Auto shop. Araba yerini buraya inşa ediyorlar. Burası nedir? Jeneratöre hiç benzemiyor ama okey. Burada. Jeneratör, evet. Benziyormuş. Barbekü yapacağız. Oyunu bitirmeden bir barbekü partisi yapacağız mutfakta. Nathan çalışıyor testereyle. Workshop burası. Tarlalarımız. Ve okey. Şimdi inventörümüze bir hızlıca göz atalım yola çıkmadan önce. Abuk sabuk şeyler var burada. Assault Rifle için mermi aldık. Shotgun için mermi aldık. Ne quest olacağını bilmiyorum. O yüzden daha da mermi alıyorum. Ve benzin alalım. Arabaya ne olacağını bilmiyorum. O yüzden arabada tamir kiti tutacağım bir tane. Ne yazık ki sayısı azalmış. Şunları bırakalım. Painkiller aldım. Soda aldım. 7 tane koyabiliyor. Inventory'si çılgın. Molotofları aldım. Ne olur ne olmaz. Ve sağlam bir şekilde doldurdum diyebilirim. Inventory'mi. Ah, veba şeyi de alacağım. Kesinlikle craft edeceğim şimdi birkaç tane. Yanımızda artık arabada bulunduracağız bunları. Bir tane yaptım. Hangi kategoriye giriyor ya? Ha, burada. Bunu da aldım. Fazlasıyla hazırız. Gitmek için. Öncelikle Bounty'ye gidelim. Benzin. Hadi dolduralım. Evet, üzülüyorum arabayı upgrade yapamadığımız için. Aşırı derecede, yani beklediğimden çok uzun sürdü. Tamir kiti yok burada. Benzini koyduk. Şunu depoya koydum. Ne olur ne olmaz. Evet, hazırız. Yes, bounty. Quest geldi. Main quest mi? Değil. Gizemli yayın. Çok yakında gidebiliriz. Oyunlarda ağaçların içinden geçmeye o kadar alışık değilim ki her seferinde çekiniyorum arabayla. Yani %100 çarpacak gibi duruyor ama çarpmıyor o ağaçlara. Ve yanlış yere geldim. Neyse, sıkıntı yok. Bounty'leri alalım. Zombi sesi duyuyorum. Şunu indirelim. Başka da yok. Bakalım neler yapmıştık. Sağlam bir silah geliyor. 150 influence geldi. Okay. Silah veriyor değil mi bunlar? 75 influence. Bir tane de araç. Trumbull 4x4. Okay, base'imize gidiyor. Bakalım nasıl bir araba. Başka da almıyorum arkadaşlar. Bunlarla uğraşmayacağım artık. Zaten oyunun sonuna geldik. İnventory'e bakalım. Fighting Rifle diye geçiyor. Evet. Thompson. Bu pompalı gibi bir şey ama neyse, bakarsın. Güzel, 2 tane sağlam silah aldık. Hayda. Çok rahatsız edici. Damage arabam. Base'e saldırı geliyormuş. Ana kapıyı tuttuklarında hadi atlatabiliyorsunuz da sağ soldaki kapıları tutarlarsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir yere çarptırmanız falan gerekiyor. Şu quest'e gidelim. Base'e 10 dakika içinde saldırı gelecek. Onu hallederiz. Şunun ne olduğunu bilen var mı? Şu demirden şeyin. Ha, sulama sistemi galiba. Ve okey, tekerleri var. Anladım. 2'dir altından geçiyoruz, üstünden geçiyoruz. Ne olduğunu çözememiştim. Peki, enfeksiyonu temizleyelim mi hızlıca? Molotov aldım elime. 3 screamer var. Üstüme kustu. Gerçekten bir kişilik orduyum ya. Derken. Temiz. Evet. Beklediğimden uzun sürdü ama hallettik. Özgürce mermi sıkabilmek gerçekten çok güzel. Nereye gitmemiz gerekiyor? Oraya yol yok ama sağdan mı soldan mı gitsem, sağ yapalım. Burada daha önce quest yapmıştık diye hatırlıyorum. Gel. Selam. Arkadaşım bir tüccarla buluşacaktı ama geri dönmedi diyor. Onu bulabilir misin? Durdu. Gelmiyor. Bu arada headshot yapabiliyor space'e bastığında, otomatik kafaya nişan alıyor. Hep unutuyorum onu. Seninle bir ticaret yapalım. İnşaat materyali aldım. Benzinimiz falan var. Bunlara gerek yok. Şunu bagaja koyayım. Şu silahı da bırakayım. Da şunu da bırakayım. Ne yapmamı istiyor? Aa, oraya gidemem be dostum. Yani base'de hem de bulmak gerekiyor karakteri. Yani gitmeyeceğim. Base'e döneceğim. Umurumda değil çünkü quest. Artık paramız var, influence'ımız var. Peşime takabiliyor muyum bunu? Yok. Okey, salıyorum bu quest'i, yapmayacağım. Umurumda değil. Şu aşamada sadece main quest önemli. Base'e dönelim. Bakalım ne kadar kuvvetli bir saldırı gelecek. Juggernaut bekliyorum. Bir iki tane. Arabamız da gelmiş. 4x4. Bundan büyük mü acaba? Sağlam bir araba gelmiş. Gerçekten. Bakalım. Nice. Çok iyi. Çantası da dolu gelmiş. Tamir kiti var. 6 tane. Okay. Diğer arabanın aynısı galiba ya. Değil mi? Bana mı öyle geliyor? Ap aynısı. 2 tane oldu. Bu biraz daha hızlı gibi. Oyunun logosu falan var üstünde. Şöyle yapacağım. Upgrade'ine bakacağım. Park etmemişsin diyor. Çünkü large mı medium mu onu merak ediyorum. Parked. Sol üstte yazıyor. Parked yazıyor. Ama oradan anlayabiliyorsunuz park edip etmediğinizi. Neden yapamadım? İnşa oldu şey alt uşa. Neler takabiliyoruz buraya? Aa, işe yarar bir şey takamıyoruz muhtemelen. Ben şey yapacağım. Elektrik gerekiyor. O zaman jeneratörü çalıştırıyorum. Jeneratörü upgradeleyebiliyoruz. Daha az benzin gerekiyormuş. Şu aşamada gerek yok. Çok benzinimiz var zaten. Ve geldi elektrik. Şimdi craftlayabileceğiz. Medium yapacağız bu sefer. Gerçekten geçen bunu iptal edeceğim diye buna bastım. Bir daha basmayacağım tabii ki. Nereden iptal ediyorsunuz? Ha, craft. Otomatik mi craftladı? Sanırım pat diye yaptı. Okey. Base'e mi gitti? Kapı karışıklığı ama saldırı gelecek şimdi. Hızlıca bakalım. Şu kapıyı kapatalım. 20 saniyeye base'e saldırı gelecek. Upgrade kit neye benziyor acaba? Sigara bu değil. Burada medium vehicle upgrade kit. Heavy. Aa, diğerini de yapmışız ya. Okey. Çok. Şimdilik koyuyorum. Çok ağır bu. Savunalım. Birkaç bölüm önce heavy'yi de yapmışız. Ben zaman alıyor zannetmiştim. Salak hatalar ya yaptım. Neyse bakalım neler geliyor. Buyurun. Oh, Jugger geliyor. Kapıyı kapayacağım. Ne kadar kalabalığız. Friendly Fire var mı ya? Birbirlerine vurmuyorlar umarım bizim karakterler. Darmadağın ediyoruz. Wow, erittik Juggernaut'ı. Gerçekten öyle bir taradık ki. Bakar mısınız ekibe? Gerçekten çok iyiyiz. Herkesin eline sağlam silah verince böyle oluyor. Şeyi merak ediyorum. Skill kasıyorlar mı acaba? Ben onları kullanmazken. Mesela şu anda ateş ediyorlar. Shooting'de level atlıyorlar mı? Zannetmiyorum ama çok güzel olurdu öyle bir şey olsa. Güzel, bizimkiler halletti ya. Hiçbir şekilde sıkıntı teşkil etmedi bu saldırı. Bir saniye. 1 dakika 15 saniye daha mı var? Kaç dakika sürecek bu? Evet, uzun bir wave geldi. Dışarı çıkmayın ya. Kim dışarı çıktı? Dışarı çıkmayın arkadaşlar. Salak hareketler yapmayın. Ben içeri giriyor ya. Temiz. Gayet iyiyiz. Arabanın bagajındaki materyalleri koyayım. Materyal sarıya. Bir saniye. Kaç tane garajım var benim? Diğer taraftaymış araçlar. Gerçekten mi? Ah. Isıralım. Okey. Materyalleri koydum. Şunları da koydum. Hadi atlattık artık. 200 geldi yine. Klasik. Canımızı dolduralım birazcık. Onun haricinde buna gitmeyeceğiz. Diğer quest'e gidebiliriz yavaştan. Ama arabayı upgrade edeceğim öncelikle. Heavy araç nasıl acaba? Yani bundan daha heavy, ağır nasıl olabilir ki? Şunu upgrade'lemek istiyorum. Evet, sonunda arkadaşlar. Çok şekil oldu, achievement geldi. Ama arkasındaki yer kalktı. Sıkıntı yok. Şekil. Bir de upgrade'leyebiliyor muyum bunu? Zannetmiyorum. Spesifik upgrade'ler var mı acaba? Mesela yanında böyle dikenler çıkıyordu. Öyle upgrade'ler görmüştüm. Ama nasıl yapılıyor bilmiyorum. Heavy'yi de aldım yanıma. Gerçekten ağırmış. Yok. Başka upgrade yapamıyor. Bunu da yapmıyor. Okey. Güzel. Upgrade'lemiş olduk. Kaçlarımızdan bir tanesini. Dışına mermilerimiz biraz azaldı. Fena değil. Halen quest'e gidebiliriz gibi bir his var içimde. Yara bandı alacağım birkaç tane. Yanıma ek olarak. Unuttuğumuz bir şey yok şu aşamada. Elektrik varken bir şeyler yapabilir miyim? Yok. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Neyini upgrade'ledi onu merak ediyorum. Yani dayanıklılığını mı upgrade'ledi? Benzin kapasitesini mi? Bu ne yapıyor burada? Upgrade'ledi bilmiyorum. Çok uzun bir macera bizi bekliyor. Uçurumdan atlamayacağım. Oralar deniz mi? Ha dağ oralar. Okay. Quest geldi. Buraya kesinlikle gidelim hızlıca. Çünkü sanırım bir quest daha yaparsak o gruba sıkıştım. Epey bir katkıları olacak. Asker çünkü onlar. Değişik bir grup. O quest'i yapmak istiyorum o yüzden. Bir yandan da sabah olsun diye oyalanmış olurum. Atlayamam. Arabayı rezalet kullanmaya başladım. Upgradeleyince nedense. Geldim. Eski evimizi bıraktığımızda bazıları öldü diyor yolda. Onların cesetlerini alacağız. Okay. Yapmıştık böyle bir quest daha önce. Okay, bunu takipçi olarak aldım. Bambaşka şeyler yapacağım. Bakalım, çok sağlam. Çok sağlam karakter. Şunlarla da konuşalım. Bunlarla... Bir tane de alabiliyor muyuz? Bu böbreğini tutuyor. Bunu almayacağım. Bunu da aldım. 2 tane asker taktım peşime. Hadi gidiyoruz. Elbette onların quest'ini yapmayacağım. Kendi quest'imi yapacağım. Tutunmayın ya. Bakayım. Yok, bir kişi. Hah, geldi. Ha, zombiymiş o. Diğerini katamadım galiba peşime. Bilmiyorum. Çok umurumda değil. Neyse, bir kişi de yeter. Oradaki kalpleri de patlattık. Lootlamayı bile bitirememişiz. Aynen buradaki kalp içinde geçerli. Ama ihtiyacımız olan çoğu şeye sahibiz ya artık. Lootlamak için çok kasmayacağım açıkçası. Buradan hiç geçmemiştik daha önce. Bu quest'teki karakter konuşuyor herhalde. Ya bir doktormuş, bir projeleri varmış. Varamadım. Daha girdi araya. Neredeler ya? Etraftan dolanmam gerekiyor herhalde. Yes. Dolambaçlı bir yol var. Hayda. Ben saçma sapan bir yeri işaretlemişim. Ben de nerede burası diyorum. Çok iyi ya. Kendi işaretlediğim yeri bulamadım. İn lütfen, in. Wow, şekil bir yermiş. Şuraya park edeyim. İşin sıkıntılı yanı artık bu karakteri kasamıyoruz da. Maxladık fighting. Ha, diğeri de geldi. Koşarak mı gelmiş? Efsane bir çeteyiz şu anda. 3 kişi. Ranger Station. Güzel ceket. Kimle konuşmam gerekiyor? The Mad Scientist. Şey. Lakabı. Bu arkadaşmış. Benim adım Dr. Hoffman diyor. Çılgın bir proje üzerine çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Daha çok detay mı istiyoruz? Hayır, hemen yardım edelim. Aşırı gelişmiş bir teknolojinin parçalarını toparlıyoruz diyor. Komünitelere kaynak sağlayan bir araçmış bu. Son aşamasındalarmış projenin. Okey. Biraz gizemli konuştu ama bir parçayı bulmamız gerekiyor onlar için. Biri daha mı geliyor? Sen de gel Mickey. 4 kişi olalım. Mickey. Diğer quest yanıyor. Yapacak bir şey yok. 3 kişi gelebiliyor yanımıza maksimum. Bitirmek isterdim o quest'i ama yapacak bir şey yok. Endüstriyel çelik. Bilmem. Oha ya. Of, çok uzak. Neden bu kadar uzak? Haritanın diğer ucuna yolluyor. Bir de geri mi geleceğim buraya? Doğru baktım değil mi? Gerçekten buraya gitmemiz gerekiyor. Ben buraları lootladım ya. Bulamamış mıyım? Haydi gidelim. Biraz rahatsız edici oldu bu. Haritanın diğer ucunda olması. Bu bölüm arkadaşlar araba süreceğiz ya. Keşke radyosu olsaydı. GTA gibi. Radyo çalardık. Dağların arasından kestirme falan da yoktur ya. Evet. Şimdi süreceğiz. Oh. Of. Nasıl becerdim bunu? Sıkıştık. Game over. Oh. Oradan nehre yuvarlansak ve araba patlasa çok keyifli olurdu. Dr. Hoffman'la ne kadardır beraber çalışıyorsun diyoruz. She's some kind of computer genius working with the doc. Just showed up one day at the Ranger Station telling us we needed her help. She was all Cleo this, Cleo that. Don't know when to shut up if you ask me. Okay. So what exactly are we looking for anyway? I don't know. Some kind of computer doohickey. Isby says they need it for the download. Bilgisayarla ilgili bir parçaya da yazılıma ihtiyacımız varmış. Hadi bakalım. Büyük bir depoya gidiyormuşuz. Buradan dönsek. Aşırı pahalı bir şeye benzeyen bir şeyi bulmamız gerekiyor diyor. Hiçbir fikri yok. Ne aradığımız konusunda bu karakterin. Hikayeyi dinleyelim, belki bir seçim yapmamız gerekebilir sonlara doğru. O yüzden ufak tefek dinlemeye çalışacağım. Burası ilk base'imiz. İlk bölümlerden hatırlarsanız onun yanından geçtik. Evet, oyunun başlarında burada kalp falan patlatmıştık. İyi gidi günler. Biraz daha mı yaklaşsam arabayla? Biraz daha yaklaşacağım. Çünkü bu questlerde neler dönebilir bilmiyorum. Riski minimumda tutalım. Etrafta kapalı. Okey, girdim. Şöyle bıraksam daha mantıklı. Aa, enfeksiyon var burada. Şimdi gördüm. Var mıydı? Yanlış bir yere mi geldim? Belki quest'e gelir. Tane daha var diyor. 6 oldu. Nerede bunlar? Göbeğinden vurdum. 4 tane daha var diyor. Böyle depolarda bitiremiyoruz ya. Saçma sapan bir şekilde. Nerede 4 tane? Burada. Neyse, umurumda değil. Ben quest'e odaklanacağım. Şuraya girmemiz gerekiyor bir şekilde. Bu da ne? Nükleer bomba gibi. Buldum. Cleo Memory Core. Bir kuleden çıkarılmış bir yapay zeka şeyi parçası diyor. Peki. Yo, Mickey, I think I found it. Good. Let's get the hell out of this place. Uykusu gelmeye başladı karakterim. Şurada da var bir tane zombi. Hatta iki tane. Çok saçma. Şuradakiler parçası galiba enfeksiyonun. Bu arada influence yağdı. Yazan şeyleri okuyamadım. Bir sürü şey geldi. Yine 5'e çıktı. Burası temizlenmiyor ya. Okey, 1 kaldı. Hadi ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Diğer karakter gitti galiba. Bize neler verdi? 3 tane ateş. Ah, şurada. Bu mu sonuncusu? Değil. Sonuna kadar temizleyip bir tane kalması çok üzücü. Hızlıca bir daha bakacağım ama bayağı uykum geldi. Yavaştan salmamız gerekecek karakteri. Şurada bir tane var. O muymuş? Ah, çok uzakta. O hiç alanla alakası yok. En azından temizledik. Gidebiliriz base'imize. Quest bitti. Aynen base'imize dönelim. Muhtemelen o kuzeydeki yere bir daha gitmemiz gerekecek. O yüzden son bölümler herhalde araba sürerek geçecek. Ama aksiyon da olacak, hatırlıyorum. O ne? Değişik bir şey gördüm orada. Hayır. 3 tane. Çok kötü bir yerde inmişim arabadan. Okay. Şu nedir ya? Çok değişik bir şey. İlk defa gördüm. Oo. Efsane pahalı bir alkol geldi ve 150 mermisim var. Eternal Guards Infinite Rage. İsme bakar mısınız? Çok absürt bir silah buldum. 150 mermi nedir ya? Evet. Çok hoş. Kullanacağım bunu. Değerlendireceğim. Merak ediyorum. Mysterious Wandering Trader. Uğraşamam ya. Hiç umurumda değil. Hadi benze gidelim. Main quest. Go go. Okay. Şimdi main quest devam ediyor. Diyor ki bir ticaret network'ü kurmak için Nathan'ı kontrol et diyor. Sanırım etraftaki komünitelerle ilişkilerimizi kuvvetlendireceğiz. Bir network kuracağız ve main quest o şekilde devam edecek. Trader seçtiğimiz için. Başka şeyleri seçerseniz, şerifti bilmem neydi, farklı main quest'ler yapabiliyorsunuz. Ne yapalım? Şu ikisini bıraktım. Şu çılgın silahı bıraktım. Açıkçası başka karakter kullanacağım. Cleo Memory Core. Bunu götürmem gerekmiyor muydu? Neden benim inventörümde bu? Çok ilginç. Neyse, dursun. Ve okey, sen dostum dinlenebilirsin. Yeterince çalıştın. Base'de yapabileceğimiz bir şey var mı? İnşaat malzememiz çok olmadığı için bir şeye girişmiyorum. Şu satıyor mu herhangi bir şey? Satın almıştık galiba en son. Mermi satıyor, yapıştırdım. Ve Nathan'a geçiş yapalım. Pat biraz dinlensin. Ceketi yırtılmış Nathan. Let's get this town's economy jump started by figuring out how people out there can fucking help each other. Evet, insanların birbirlerine yardım etmesini sağlayarak bu kasabanın ekonomisini uçuralım diyor. Uçuralım valla. Ticaret severiz. Buraya kadar ticaretle geldik. O şuradaki quest mi yine? Buraya gidemem ya. Side quest'e gerek yok. Nathan, buradaki grupla konuş diyor. Yine çok uzakta. Ve neye ihtiyacı olduğunu bul. Keşke bilsek de götürsek hızlıca. Ama outpost'umuz var burada. Olmadı. Buradan çekeriz. Geri veririz. Bütün outpost'ları da buradan almışım. Peki gidelim. Yanımıza neler alalım? Nathan'ı canımız pahasına korumamız gerekiyor elbette bu questleri yaparken. Ölürse ne oluyor bilmiyorum. Yanıyor mu main quest ya da başka birini lider yapmak gerekiyor falan herhalde. Şu çılgın silah alacağım. Bulduğumuz. Umarım beni yarı yolda bırakmaz, salak bir silah değildir umarım. Ve 150 mermi gayet yeterli. Onun dışında can doldurucularımız her zamanki gibi, molotofları falan aldık. Ve hazırım. İşaretleyelim. Köprü kırıktı zaten, burada gözüküyormuş ya. Kırık oldu. Şimdi sizlerle beraber bir komik de bulacağız arkadaşlar. En güzeli ya, ticaretle birbirine bağlamak herkesi. Her yolu biliyorum. İlk geldiğimde köprünün kırık olması biraz şaşırtmıştı ama bu sefer kolay geçtik. İşte arabalarınıza iyi bakmak çok önemli arkadaşlar bu oyunda, özellikle yüksek zorluk seviyelerinde. Yani arabamız olmasa, patlasa hepsi ve tamir kitimiz falan olması, craftlayamasak yürüyerek oynanmaz bir hale geliyor oyun. O yüzden çok mutluyum ki yani 4-5 tane arabamız var şu anda, benzinimiz var, tamir şeyimiz var. O açıdan epey rahatladık. Şu infection temizleyeceğim. Temizlemeyeceğim. Önce şunlarla konuşacağım. Belki infection temizleyin diyecekler. Hiç belli olmaz. Önce bir soralım ne istiyorlar. Bir sürü cigaramız var diyor. Ama hijyenik ürünlerimiz yok diyor. Bizi birisine bağla ki ticaret yapalım. Okey, işe bak. Şimdi de buraya gelmemiz lazım. Birisi de bağırıyor, çığlık atıyor. Telsizde hiçbir fikrim yok ne istiyor. Neyse şurayı da temizleyelim gelmişken. Aa, bir şeyler alıp satabiliyor muyuz gelmişken? Aa, gerçekten bir sürü sigaraları var burada. Peki. Peki. Ben alayım hepsine, mutlu olacaksan. Var param. Haritanın diğer ucundaki bir yere gitmek. Ne gerek var? Hadi bin artık. Ne yapıyorsun orada? Gel. Bitmediler. 13 mü? Screamer'ları öldüremediğimiz için oldu ya. Epey zorladı ya. Neyse hallettik. Bu silah efsaneymiş bu arada. 150 tane mermi ne demek ya şarjöre? Devam edebiliriz. Buraya mı gelmem gerekiyor şimdi? Çok uzak. Sanırım arabayı upgrade'lemek benzin miktarını upgrade'ledi. Totalde alabildi. Bitmiyor çünkü benzin. Ve arkadaki şeylerden görüyorsunuz. Muhtemelen dayanıklılığını da upgrade'ledi ama emin olamıyorum. Evet, bayağı dayanıklı duruyor çünkü. Açıkçası. Zombiler olmasa güzel şehir, köy aslında. Kasaba. Arabayı da tam zamanda upgrade'lemişiz aslında. Bütün görevler çünkü uzun sürüşler gerektiriyor. Altımızda sağlam bir araba olması gerçekten bir avantaj açıkçası. Gidiyorum. Hayır tabii ki de. Buradan bir yerden sağ yapmam gerekiyor. Ben geldim. Şu arkadaşla konuşmam gerekiyor da önce zombi susmalı. Hayda! Nasıl öyle uçtum? İlginç. Bir sürü... Evet. Sigaraya ihtiyacı varmış bunda. Konuştum. O iki ikisi arasında bir bağlantı kurduk galiba. Ne verdi bana? Harita mı? Ha, bize ürünler veriyorlar pahalı bu işe yardımcı olduğumuz için. Şimdi devam ediyoruz. Haha, ciddi olamazsın. Şimdi buraya gitmemiz gerekiyor. Burada da bir quest geldi de. Kim bu? Burada da quest var. Main quest'in yerini göstermiyor açıkçası. Halen konuşuyor. Biraz bekleyelim bakalım. Yakındaysa. Hah, yakındaymış. Gidelim. Bu da main quest sanırım. Story goal altında olduğu için yapmamız gerekiyor her türlü. Sağa döneceğiz bir yerden. Kamp yapmak da ne kadar ürkütücü. Zombilerin olduğu bir diyarda. Evden birkaç şey toplaması lazımmış. Yardım et diyor. Bu geçen konuştuğumuz adam değil mi? Aynı silahımız var galiba. Evet, yardım edeceğim. Şey çok sıkıntılı ya, konuşmasının bitmesini bekliyorsunuz quest'in yerini görmek için. Mesela 1000 tane zombi olabilir tepemizde şu anda. Adamın konuşmasını beklemem gerekiyor. Halen bekliyoruz. Okey, burası uzak değil en azından. Bu kütük işleme merkezi. Çeviremedim Türkçe. Bekle, bir fikrim var diyor. Buralarda incelemek istediğim bir stash, loot var diyor. Hadi gidelim. Bu ne ya? Burada inceleme bir şey. Gerçekten. Ölüm noktası burası. Korkmuyorum ama. 3 kişiyiz. Molotofum bitti ne yazık ki. Nice. Fighting'den level atladı Nathan. Health'in artsın. Üsttekine verdim. Daha az damage yiyor. Evet, buyurun bakalım. 3 tane sağlam yakıcı çıktı. Zıvır zıvır onun dışında. Burada yaşıyormuş eskiden. Sığınak varmış. Ordu gelip havaya uçurmuş burayı. Ordunun da değişik bir rolü var aslında bu zombi apokalipsinde ama kar takip edemedim. Araba biraz yıprandı. Hızlıca bir tamir edelim. Okey. Yola devam. Hayır, 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 hayır. Uçurumdan atıyordum kendimi. Neden askerler buraya hava uçurdu diye soruyorum. Burası nasıl bir yer? İlginç bir bina. Ben main story ile ilgiliyim diye çığlık atıyor bina. Evet, şeyi olan, kaskı olanlar inmek bilmiyor. Silahım yıprandı. Bunların hepsi asker, aynen. Konuşacağına kapışsa şu NPC. Hadi bakalım. Bir not bulduk. Bir tane tuzak varmış, trap varmış, havaya uçmuş vesaire. Ivır zıvır. Yüzlerce zombi geliyor bu arada. Bitti değil mi burası? Yok. Arabayı lootlamamız gerekiyor. İncelememiz gerekiyor. İnceledik. Askerler geri ateş etmiyormuş. Bir hikaye dönüyor ama takip edemiyorum arkadaşlar. Zombilerle uğraşmaktan. Kusura bakmayın. Bilen varsa... Diğer karakter ölüyor bu arada orada. Zombilerin arasında. Minimap'e göre. Çok da umurumda değil. Öldü. Quest bitmedi. Şuraya gitmem gerekiyor. Delilleri vesaire inceliyoruz. Olayla ilgili notlar var. Hey Mickey, I just found the orders these soldiers were following. Says here they were just supposed to arrest, not start a fight. Askerler barışçıl bir şekilde gelmişmiş. Just found some supplies. Hold on. This journal says that Nat Wilkerson is responsible for all the destruction. Bu arkadaş kötü çıktı galiba. Daha doğrusu bu arkadaşın ailesi kötüymüş gibi bir şeyler. Okay. Böyle tuvalet mi? Kapışacak mıyız bu adamla? Ya bunun ailesi boktan işler çeviriyormuş kısaca. Askerlerle durdurmaya çalışmış. Ama bu askerlerin kötü olduğunu düşünüyormuş ama değilmiş. Can't look at this place anymore. Anything here you want? Just take it. I'll find what I need somewhere else. Okay, çok şükür. Bizim araba değil, değil mi bu? No. Şuraya gitmemiz gerekiyor. Yoruldu karakter ama hadi birazcık daha deneyelim. Benzin ne alemde? Çantada olması lazım. Bu ne? Burada bir grup var. Bir kişi kalmış. Kendi başının çaresine baksın. Buralara hiç gelmemişiz daha önce. Yeni yerler ve çıkmaz yol. Bu arada arkadaşlar oyunun sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç bölüm kaldı bence. Main quest'i bitirdiğinizde bitiyor bildiğiniz oyun. İşte sonunda biraz aksiyon vesaire olacak main quest'in. Biraz. Base'e gelmişim. Ben de burası neresi diyorum. Park edeyim. Eşyaları bırakayım. Ve eğer yapmamı istediğiniz bir şey varsa oyunda, base'in içerisinde olsun, işte quest olsun, çılgınlık olsun, yorumlarda paylaşabilirsiniz, bahsedebilirsiniz. Bitirmeden onları yapmaya çalışabilirim. Sizler için görmek istediğiniz bir şeyler varsa, bayağı endgame'deyiz çünkü şu aşamada. Ve yakında bitecek yani oyun. Birkaç bölüme. Yorumlara beklerim bir şey istiyorsanız. Toplu toplu öldürüyorum artık özel zombileri. 3'erli 5'erli. Aa, burası da eski base'imiz. Hey gidi. Ne yapıyoruz? Saçma sapan işler yapmayalım. Ya da yapalım mı? Haydi yapalım. Buralar tabii karakterimiz ölmüştü değil mi? Onu hatırladım şimdi. Selam, neye ihtiyacım var? Hijyenik eşyaları varmış. Vesaire vesaire. Hepsini birbirine bağlıyoruz basitçe. Ben de sana bilmem ne bulacağım vesaire. Neler satıyorlar? Şampuan var. Havlular var. Jilet. Makyaj giderici. Banyo tuzu. Çok iyi. Bir tanesini peşimize takalım. Bunların hiçbirini almayacağım. Ve main quest nereye gidiyor? Establish a legacy. Liderinin seçtiği görevleri tamamlayarak komünitenin hikayesini bitir diyor. Ne demek bilmiyorum. Muhtemelen gelecek questler. Bir noktadan sonra. İlginç. Evet, muhtemelen birazdan ya da ileride gelecek bu questler. Şu aşamada bir şey görmüyorum. Kim vardı ya? Botanistin evi vardı burada. Molotof'um var aslında ya. Şurayı temizlesem. Hobi olarak. Ya, bütün Screamer'ları öldürdük. Güzel. Tanesi geliyor. O adamın silahı falan hiçbir şey yok mu yanımızdaki ya? Uçakla vuruyor. Bütün kasabayı üstümüze çektik. Halen 2 tane var diyor. 1 tane var. Yes, temizledik. Hadi gidelim ya. Öyle moral falan gelsin diye temizliyorum. Açıkçası. Birisinin yardıma ihtiyacı... Ah, şimdi çıktım oradan, kusura bakmasın. Base'imize geldik. Burada yavaştan veda ediyorum arkadaşlar sizlere. Çok sürüş dolu bir bölüm oldu, kusura bakmayın ama oyunun sonu bunu gerektiriyor ne yazık ki. Ben o main quest'in ne anlama geldiğine bakacağım. Açıkçası bilmiyorum şu aşamada nasıl devam edeceğimizi. Ona bir bakacağım. Onun dışında da birkaç bölüm kaldı gibi duruyor açıkçası oyunu bitirmeden önce. Bakalım serüvenimizi tamamlayabilecek miyiz? Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.